Arkadaşlar merhabalar. Bugün aslında sizlerle beraber TikTok'tan influencerların ne kadar para kazandığını konuşacağız. İlk önce Amerika'daki bir TikTok fenomeni var. 35 milyon takipçisi varmış. Sonradan da Türkiye'deki TikTok fenomenlerinin ne kadar kazandığına bakacağız. Karşılaştıracağız. Hadi gelin inceleyelim videoyu ve bakalım. We went on the Lights Out tour. We were all making the craziest amount of money we'd ever seen in our lives. We would go live on TikTok for 5 minutes and make $3,000. We were making almost $1,000 a minute on live stream. It was the craziest thing I'd ever seen. Hi, I'm Josh Richards. I'm 19 years old and I am an entrepreneur and social media influencer. Süper ya, 19 yaşında. When I first started my social media, I instantly set the goal to hit 10,000 followers by the end of the summer, and I would study the For You page and watch videos for hours, just trying to figure out the difference between a viral video and a average video. So that's when I first found out about doing these tutorial type videos, because it would cause the person to save the video because they want to watch it later, learn how to do that tutorial, and then also they would comment for either clarification, a part two, or the next tip they wanted to learn. I was able to post my first tutorial video, which received 70 million views. All right. What type of chips you like? I like Takis. I believe right now across all platforms, I have just over 35 million followers. Shout out maturing and growing up. I haven't been there yet. I'm trying to learn. I was monetizing my account from the very beginning. The reason why I was so focused on the live stream was the fact that that's where you monetize on Musical.ly. Your fans would come in and they would actually donate to the live by a gifting system. I would go live from 10 p.m. to 2 a.m. every single night. That was my schedule. No matter what, I'm live for 4 hours straight. And at the start, I was making like $100, $200 a night. There were a lot of nights where I wasn't going to party, or there was a hockey game that everyone was going to watch and I couldn't go attend it just because I knew I had something bigger in my journey, right? And so that's just what I stayed focusing on. I would say I was 16, 17. I was at my bank and I was taking out cash, and I had about $15,000-$16,000 Canadian in my bank account. Like that's what I was worth. I remember taking out the cash and having the receipt, and my friend looking over at the receipt or like grabbing it from me, just kind of joking around with me to see how much money I had. And they were absolutely mind blown. To me, it almost had just become another analytical thing, like my follower growth, where I was just like, I wanted to go up and up, and I didn't even take a second to step back and like see how much money I actually had made or how well I was doing. I'm young, right? I'm dumb. I've made mistakes. I've caught myself spending more money than I should have. And we were going to these like Burberry or Louis Vuitton, Gucci, and we were buying these clothes and these shoes. And there was just one day I remember putting on a Louis Vuitton sweater and looking at myself in the mirror. And I just kind of was like, you look like such a douche, Josh. You look like an absolute fool. Like, this isn't even you. One thing that we get taught is save your money, right? Don't spend it, keep it in your bank account. But that isn't actually the best thing you can do. Of course, it's better than going out and buying Louis Vuitton and cars and etc. But like, put it into an account, giving you some percent back. Start of the montage. No, it's gonna look cool though. Don't worry, he doesn't have audio on this part. I'm Chief Strategy Officer over at Triller, acquired part of Ellen's Unhide company. Own a dog food company with Snoop Dogg called Dog for Dog. Invested in Breaker, have invested in now over 18 companies, and working on a podcast with Barstool called BFFs, and just to continue growing on all my social media platforms as well. Çok takdir ettim. Çok güzel yani gidiyor şu anlık. Yani ben bizim mesela TikToker'lar ve sosyal medyadaki bu fenomenlerin nasıl yatırım yaptıklarını hiç bilmiyorum, ama bu tarzda teknoloji tarafına ben özellikle duyduğum fazla yok. Yani ünlüler tarafında mesela teknolojiye yatırım yapanlar var. Basketbolcular vesaire var bazıları. İşte bazı ünlüler de var. Ama TikToker'ların veya yeni sosyal medya ünlülerinin ben böyle yatırım yaptıklarını duymadım. Umarım onlar da teknolojiye daha fazla yatırım yaparlar. Şimdi bakın, bu Amerika'daki ama gerçekten bir ünlü. Çünkü ne dedi? Toplam tüm platformlarda 35 milyon takipçisi varmış.
TikTok'ta da 20 milyon üzeriydi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Türkiye'de bakalım. Mesela bir tane video göstereyim. Burada böyle ben çok hafif derledim ama bunu çok daha detaylı bir şekilde başka bir video yapacağım. Şimdi bakalım bu. Abi kafadan söylüyorum 70-80 arası. Milyar mı? 70 bin, 80 bin arası minimum. 230 bin. Şaka yapıyorsun. Yani bu Ünal Turan, bu şey benim bildiğim kadarıyla araba ve otomotivle alakalı bir kişilik, influencer. Ama hatırlıyorum, duymuştum. Şey, bundan sonra tabii videonun devamında şey diyor ya, 230 bin değil falan diyor ama bir şeyler kazanıyoruz diyor. Bilmiyorum, yorumu tamamen size bırakıyorum. Şimdi mesela başka bakalım. Ben geçen hafta sadece bir günde 2000 TL kazandım. Bir günde 2000 TL kazanmış. Güzel. Ya tabii her gün 2000 TL kazanmıyordur muhtemelen ama sonuçta kazanmış 2000 TL. Ümit abi yaklaşık 4,5 milyon jeton gibi bir şey kazanmıştı. 4,5 milyon jeton da 4 milyon jeton bugün 20 bin dolar. Bu çoğu koysan 25 bin. Yani 26-27 bin dolar gibi bir para kazanmıştı Ümit abi. Kekeş Kenan 6 milyon da bundan geçen hafta 6 milyon 400 bin jeton kazandı. O da yaklaşık ne yapıyor? 35 bin, 36 bin, 37 bin dolar gibi bir para yapıyor. Artık siz hesaplayın ne kadar yaptığını. Yani 2 saatte kazanılan para. 2 saatte. Ha şöyle değil. Tabii ki Ümit Karakaya işte her gün hani 5 milyon elmas kazanan bir adam değil yani. Yani gördüğünüz gibi TikTok'ta çok fazla kazanan insanlar var. Yani çok fazla dediğim için ben standart normal bir genç için söylüyorum. İyi paralar kazananlar var bu canlı yayınlardan vesaire. Tabii ben bu kadar kazanıldığını görünce özellikle bu canlı yayın tarafında bunun üzerine ben arkadaşlar daha detaylı bir video çekeceğim baştan sona. Bakalım, bu arada ben de TikTok açtım. Instagram'daki paylaştığım aslında gündelik bilimle alakalı, ekonomiyle alakalı vesaire, girişimcilikle alakalı haberleri paylaşıyorum. Şu an daha yeni açtığım için 7 takipçim falan var hatırladığım kadarıyla. Beni takip edebilirsiniz. Buraya bir yere koyacağım. TikTok gerçekten iyi bir para kazanma mecrası olarak göstermiş kendini ama şimdi tabii insanlar neyi talep ediyor onu bilmiyorum. Hani bu canlı yayınlarda vesaire bunlar ne sergiliyorlar, yalan yok izlemedim ben de ama bunları inceleyip özellikle para tarafında ne kadar kazandıklarını, neylerle ne kadar kazandıklarını, bunların daha iç yapısını, daha dinamiklerini falan biraz daha keşfetmeye çalışacağım. Çünkü TikTok sonuçta herkesin ulaşabileceği bir mecra ve hepiniz farklı farklı video içerikleri çıkartabilirsiniz. Sizlere de bu taraftan nasıl para kazanabileceğinizi aslında gösterebilirim ki ben de aynı zamanda bu taraftan deneyeceğim. Ama benim biraz uzun vadeli. Ben saniye gibi böyle bir haftada 100 bin nasıl TikToker olunur vesaire. Çünkü insanların orada benim anladığım talepler çok daha farklı. Bu videoyu da bu şekilde kapattık arkadaşlar. Aynen. Eğer daha fazla bu tarz videolar görmek istiyorsanız beni takip edin. Kendinize iyi bakın. Benim amacım biliyorsunuz size internet aleminde nasıl ve ne kadar sürede ne kadar emek vererek ne kadar para kazanabileceğinizi göstermek, insanlar ne kadar kazanıyor bunu göstermek, eski o fiziksel yöntemlere nazaran yani gidip işte garson olmaktan tutun, işte gidip inşaatta çalışmaktan tutun veyahut farklı farklı vücudunuzu yoracak eylemlerden ve organizasyonlardan kaçınıp internet üzerinde dijital ortamda ne kadar paralar olduğunu gösterip size o tarafa doğru yöneltmek istiyorum. Çünkü internet üzerinden olduğunuzda tüm insanlığa hizmet edebiliyorsunuz. Yani global bir şekilde bunları yapabiliyorsunuz ve çok çok büyük sınırsız para kazanma imkanınız var. Bunları size ben göstermek istiyorum. Dediğim gibi eğer beni daha fazla bu tarz videolar görmek istiyorsanız beni takip edin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.